Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Uzunca bir aradan sonra Artı Bot Show Ankara'da kapılarını açtı. Biz de merakla bekliyorduk arkadaşlar. Evet, yarın son gün, akşam saat 8'e kadar ziyaret edebilirsiniz. 11'de açılıyor. Biletiniz yoksa 218 lira girişte para ödemeniz gerekiyor. Bizim videolarımızı izleyip izlediğimiz videoların içerisindeki firmalardan davetiye alabilirsiniz veya bize Instagram'dan yazabilirsiniz. Hadi gelin, hangi firmalar gelmiş? Hangi ürünler var, neler var, fiyatları soracağız tabii ki öncelikle. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Beğeni paylaşarak da videoya yorum yapabilirsiniz. Hızlıca gezmeye başlıyoruz. Giriş bu şekilde, hemen davetiye soruyorlar. Hızlıca gösterelim sizlere. Bakın, davetiyenizi gösteriyorsunuz ve kartınızı alıyorsunuz. O şekilde hemen içeriye turnikelerden okutarak giriş sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, takipçimizle karşılaştık. Merhaba, kaç yıldır takip ediyorsunuz bizi? Merhabalar, yaklaşık 1,5 senedir takip ediyorum. Nereden takip ediyorsunuz? Ankara'dan. Instagram'dan takip ediyorum. Güzel. Bu ara geldiniz mi, yeni mi geliyorsunuz? Yeni geliyorum. Güzel. Davetiyeyi aldınız mı? Davetiyeyi almadım. Tamam, ben veririm şimdi size davetiye. Nasıl gidiyor? Valla Ankara'mız için çok güzel bir etkinlik bu. Evet. Ben daha önceden de olmasını bekliyordum ama olmadı. İlk kez yapıldı. Evet, daha yıllar önce bir olmuş herhalde. Hı hı. Uzunca bir süre. Evet, olmadı. Uzunca bir süre önce olmuş. Ben de hatırlamıyorum arkadaşlar. Benden de önce yani. Farklı yerlere ben yazdım, Ankara'da fuar yapmıyor musunuz diye. Bir olumlu dönüş olmamıştı. Böyle bir şeyin olması çok güzel Ankara'da. Güzel. Gemilere, evet. Teknelere ilginiz var mı? Evet, var. Benim kendi botum var zaten. Güzel. Nerede kullanıyorsunuz? İskenderun'a gidiyorum. O bölgede kullanıyorum. Güzel. Keyfinize düşkün. Evet. Biraz öyleyim. Neler bekliyorsunuz sizi içeride? Neler söylemek istersiniz? Gelir az çok? Kimler geliyor falan diye? Ya çok şey bilmiyorum yani, içeride kim var kim yok. Detaylı bir bilgi göremedim bir yerde ama. Bildiğim bir firma var. Onun yanına gideceğim. Güzel. Onunla bir görüşeceğim. Harika. Farklı bir şey düşünüyorum yani, aklımda başka bir şey var. O yeni konu ürünleri inceleyeceksiniz. Yeni ürünleri inceleyeceğim, evet. Harika. Bizim videolarımızı nasıl buluyorsunuz? Onu da soralım size. Yani bir etkinlik olduğu zaman ilk sizden öğreniyoruz zaten. Orijinal, günlük. Evet, günlük. En doğrusu. Evet. Artı davetiyelerimizi de sizden alıyoruz. Karavan fuarına veremedik arkadaşlar. Firmalardan alınıyormuş genelde. Burada da aynı şekilde firmalar veriyor davetiyeleri. Evet. O şekilde temin edebiliyorsunuz. 218 lira bileti olmayanlar yarın son kaçağına neler kaçırdıklarını bizim videolarda izleyebilirler. Evet. Ayrıca bir de 19 Mayıs'ta öğrencilere ücretsiz... Evet, öğrenciler, onu da paylaşmış olduk. Öğrenci kimliği gösteren artık büyük ihtimal göstereceklerdir o şekildedir. Peki, teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya. Merhaba. Merhabalar. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Firmamız 98 yılında kuruldu. PowerTech. 5 yıldır da tekne üretimine uğraşıyoruz. 7.65, 11 metre ve 14 metre tekneler üretiyoruz. Yerimiz Ankara, Kayaş'ta. Showroom, Ankara firmalarından Ankara, birisi. Harika. Teki. Tek. Teki. Güzel. Bu metrajlarda üreten tek firmayız. Ürünlerimiz premium ürünler. İsteğe bağlı üretimler yapabiliyoruz. Fabrikamız Ankara'da. Dilediğiniz zaman da gelip gezip görebilirsiniz. İhracat yapıyor musunuz? Nerelere yapıyorsunuz? Daha yeni firmayız. İhracatla şu anda hiç yapamadık. Vaktiniz olmadı, yeni oldu. Ama yeni firmayız. İlk fuarımız, ilk fuara heyecanımız. Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hemen arka taraftaki canavarı anlatalım. Bu canavarımız 11 metre. Bir tane ana kamerası var. Bir tane tüp kamerası var. Güneşlenme alanı var. Güneş enerjileri var. 370 beygir yanmar motorla beraber. Tam denizlere hakim, tam denizci bir teknemiz. Fiyatı nedir? Fiyatımız motorsuz 4 milyon lira standart donanımda. Motorla beraber 5,5-6 milyon lira civarında tam donanım fiyatı vardır. Artı KDV'si mi var? Artı KDV'dir ürünler, evet. İçeriği de bir gezelim arkadaşlar, merak ettik. Arkadaşlar, şimdi canavarın üzerine çıktık. Bakın, merdivenlerle bu şekilde çıkılıyor ve abimiz de burada, evet. Teknemizin iç tarafında 8 kişilik yemek yeme yeri vardır ve komple tik ağacından yapılmış, erekotikten yapılmıştır. Hepsi özel tasarımdır. İç kısma girdiğiniz zaman ana kamera, burası kaptan pilotumuz, kaptan burası köşkümüz. Burası alt taraf oluyor. Güzel manzarası var. Ön tarafta da... Ön tarafta güneşliklerimiz mevcut. Güzel. Güneşlenme alanları mevcut. Alt tarafta buyurun girebilirsiniz. İnelim aşağıya doğru. Hoppa! Ana kamera ve arka tarafta tüp kamera, iki kişinin yatabileceği. Tam arkanızı döndüğünüz zaman alt kısım. Aa, güzel, burası da güzel kullanılmış. Tüp kamera.
Tuvalet, banyo kısmı bu tarafta bulunmakta. Dolap, 110 litre dolabı mevcut. Ocak. Çok büyükmüş tuvalet ve banyosu. Biz karavanlarda bakıyoruz abi. Çok küçük, ocak, küçük kutu bastu, gibi değil mi? Ocak ve bastu, ısınma hepsi mevcut teknemizde. Güzel. Yat olunca daha kolay oluyor. Tekne olunca değil mi? Şey olarak, hacim evet, olarak daha rahat çalışılabiliyor. Ne soruyor müşteriler en çok sizlere? En çok sordukları arka yaşam alanları. Evet. Genelde teknelerdeki aranan özelliklerden bir tanesi yaşam alanları. Hı-hı. Çünkü en fazla vakitin geçirildiği yerler arka havuzluk kısmı. Doğru, dış alanlar. Evet, dış alanlarda zaman geçtiği için esas sorulan yerler buralar. Harika. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ankara'daki fuara mutlaka gelin, görün. Denizde yaşam güzeldir. Denizden yaşamdan çıkmayalım. Merak edenler de fabrikamıza gelsinler. Fabrikamıza her zaman bekleriz. Her zaman peki, bekleriz. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Panzer yat olarak teknemizin boyu 9.50 boyunda, 3.20 eninde. Teknemizin şu anda ekipmanlar olarak balık bulucu, baş pervane, debasto ısıtıcı, harita kartı ve 410 kW güneş paneli ve 2x140 Tuatsu motoruyla beraber 110 bin euro da şu anda fuara özel indirimimizle pazardayız. Motor dahil mi fiyata? Motor dahil. 2x140 Tuatsu motorla. Yani 280 beygir motorla. 110 bin euroya. 4 gün boyunca Ankaralıları bekliyorlar. Evet. Pazar günü son günümüz olmak üzere. Ziyaretçiler en çok neler soruyorlar sizlere? Ziyaretçilerin en çok sorduğu sorulardan birisi şu. Genelde içeride teknemizde pek sorulacak bir şey kalmıyor ama denizcilik performansını çok merak ediyorlar. Bununla ilgili de İzmir'de işletmemizde, kendi teknemizde isteyenleri ağırlayıp o şekilde de tekneyi gezdirip onları bütün düşüncelerini arındırmayı hedefliyoruz. Yeriniz İzmir'de mi? İzmir Bornova'da yerimiz işletme olarak. Hı. Müşterilerimizi genelde Teos Marina'da Panzer Yat işletme teknemizi ağırlayabiliyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi çalışmalar. Helikopter var mı Kobra? Ki. Merhaba. Merhaba. Hemen firmayı tanıyalım. Genç Oğlum Marin, Mustafa Genç. İzmir firmasıyız. Güzelbaşı'dayız. İmalatını tamamen kendimiz yapıyoruz. 3 modelimiz var. 10.40 boyunda, 7.70 boyunda, bir de 5.90 boyunda. 3 modeli yapmaktayız. Özellikleri hakkında da bilgi alalım. Özellikleri teknik tamamen alalım. Bu ikisi aile tipi. Bu ufak olan da şey, balıkçı, oltacılar için çok iyi bir tekne. 5.90 boyunda bu bayağı bir rahat bir tekne. Güzel. Dengesi nerede? Dengesi olsun, yerinde seyir olsun. Gayet kullanışlı. Yeriniz nerede? Güzelbahçe, İzmir. Güzel. İzmir'de bayağı bir firma katılmış anladığım kadarıyla bu fuara. Tabii şu an burada bayağı bir firma var İzmir'den katılan. Yani İzmir'deki firmalar şey oldu. İhracatınız var mı? Onu da soralım. Çok değil de ara sıra denk geliyor. Ziyaretçiler en çok size fuarda neler soruyorlar? Konforu gördükleri zaman bir şey sormaya gerek kalmıyor zaten. Zaten bilinçli olarak geliyorlar. Tabii bilinçli olarak gelenler çok. Artık piyasada çok tekneci olduğu için araştırıp öyle geliniyor. Güzel, 65 bin euro, 45 bin euro. Diğeri ne kadardı? Diğeri de motor dahil 17 bin euro. Bunlara fiyatlara dahil mi fuar, şu an motorlar? Bu ikisine dahil değil. Sadece ona dahil fuar kampanyası. Güzel, harika. Yarın son gün diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Katamara.
Merhaba. Merhaba. Hemen firma hakkında bilgi alalım sizlerden. Merhabalar, hoş geldiniz. Nauta standındayız. Nauta'nın 780 Hera modelini getirdik biz Ankara Fuarı'na. Çok yoğun bir ilgi alaka var. Satışlarımız oluyor, sözleşmelerimiz yapılıyor. Ankara'da düzenlenen ilk fuar olmasına rağmen gayet güzel. Onun dışında İzmir ve İstanbul fuarlarına da katılıyoruz. Fuarlarda çok yoğun talep görüyor Nauta tekneleri. 780 Hera ve 990 Poseidon modellerimiz var. Bütün müşterilerimizi, misafirlerimizi standımıza bekliyoruz. Yurt dışı ihracatınız var mı? Evet, yurt dışı ihracatımız var. Belli bir kısım. Ama ağırlıklı iç piyasada Nauta tekneleri çok güçlü. Bütün denizlerde, bütün kıyılarda, marinalarda teknelerimiz mevcuttur. Ziyaretçiler en çok sizlere neler soruyorlar? Ziyaretçiler en çok bizlere teknenin işte motor beygir gücünü, denizciliğini soruyorlar. Zaten Nauta tekneleri bilinen bir marka. Kullanıcılarımız zaten biliyor. Takipçilerimiz zaten Nauta teknenin denizciliğini, kalite, kullanılan malzeme kalitesini falan biliyorlar. Yani bunları soruyorlar. Nasıl gidiyor fuar? İlgi nasıl? Ya hafta içi biraz durağandı ama bugün itibariyle, bugün ve yarın biz net alıcıları bekliyoruz. Şu an için gayet güzel, memnunuz. Peki teşekkür ederiz. Biz bol teşekkür kazançlar ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Merhaba, fuarı beğendiniz mi? Çok güzel, her şey güzel. Beyefendiye soralım. Merhaba, fuarı beğendiniz mi? Neler söyleyeyim? Gayet keyifli yine. Peki, teşekkürler. Merhaba, fuarı beğendiniz mi? Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Beğendik, gayet güzel. Peki, teşekkürler. Çok sağ olun. Merhaba, fuarı beğendiniz mi efendim? Neler söylemek istersiniz? Ben konuşmasam. Siz konuşun. Neler söylemek istersiniz? Gayet güzeldi. Organizasyon da güzel. Gelen katılımcı firmaların da hazırlıkları iyi olmuş. Yatınız var mı? Onu da sorayım. Var. Evet. Nerede kullanıyorsunuz? Göcek'te kullanıyoruz. Güzel. Neler dikkatinizi çekti en çok? Ankara'ya göre kalabalık bir fuar bence. Katılımcı iyi olmuş. Demek ki buradaki Ankaralıların da yavaş yavaş konuya ilgisi artıyor. Potansiyel de var. Daha büyük fuarları, daha geniş katılımlı fuarları bekliyoruz Ankara'da. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, fuarı nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Gayet güzel, detaylı buldum. Bir takım broşürler azalmıştı şimdi gezdiğimizde. Fakat çok kapsamlıydı yani. Hoşunuza gitti. Evet, evet. Yatınız var mı, onu soralım. Yok. Almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Peki fuarda başka neler dikkatinizi çekti? Fiyatları soralım mesela. Fiyatlar nasıl sizin için? Veya sizce nasıl? Fiyatlarda burada biraz indirim yapmışlar ama daha da fazla indirim olacağını tahmin ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Çok İyi sağ olun. Ayağınıza sağlık. Merhaba. Merhabalar. Hemen bilgi alalım Tiny House hakkında. Tabii ki de yeni akım Tiny House. Antalya'dan geliyoruz fuara. Aslında tekne ve bot fuarındayız ama değişik olsun işte. Alternatif. Alternatif, evet. Ürünleri almak isteyenlere evet. Hizmet sunmak için geldiniz. Tabii Tiny House imal ediyoruz. Uygulamalarını yapıyoruz. Aynı zamanda Tiny House'un bir konaklama tesisi olan işletmesini de burada tanıtmak için buradayız. Güzel. Arka tahtada video resmi var zaten. Evet. Peki Tiny House'ları ne kadar satıyorsunuz? Kampanya yaptınız mı fuarıza? Tabii ki de fuara gelenlere bir kampanya yapıyoruz. Tiny House'larımız. Ortalama söylüyorum. Euro bazında söyleyeceğim çünkü TL bazında fiyatlar sürekli değişiyor. 21 bin Euro'dan başlıyor. 35 bin Euro'ya kadar değişiklik gösteriyor. Malzeme içeriğine göre tabii ki de. İsteğinize göre de döşetebiliyorsunuz tabii arkadaşlar. Kişisel ürünler bizimkisinler. Hatta yeri kişisel diyelim. Kişilerin isteğine göre imal ediyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, girişte Ankara Yelken Kulübü ile karşılaştık. Arkadaşlarımız burada standta firma hakkında bilgiler veriyor. Kulüp hakkında hemen bilgiler alalım bize sizlerden. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Hemen bilgi alalım kulüp hakkında. Ankara Yelken Kulübü Bosun Kaptanları 2000 senesinde kuruldu. Biz Ankara'nın deniziyiz. Mogan Gölü'nde centerboard sporcularımız, yetişkin sporcularımız yelken yapıyoruz. Yelkenlerimizi açıyoruz. Ben kulübün eğitmenlerindenim. Kaptanım da kulübe eğitimlerine katılmış viskomodorlarımızdan. Bir şeyler söylemek ister misin? Genç sporcular yetiştiriyor kulübümüz. Yetişkin yelkenciler yetiştiriyor. Bunu Ankara Mogan Park'ın içerisinde bulunan marinamızda
gerçekleştiriyoruz ve yine Bogan Gölü üzerinde seyirlerle tamamlıyoruz. Bu eğitimlerden sonra zaten bu eğitimlere katılanlardan gelen bir talep doğrusunda Ege'de, Akdeniz'de, İstanbul'da, Türkiye'nin tüm denizlerinde Bozkurt'un yelkencileri diyoruz kendimize. Bozkurt'un yelkencilerini temsil ediyoruz. Bu şekilde söyleyeceklerim. İlgi nasıl standa, neler soruyor ziyaretçiler standta sizlere? Evet, Ankara'da ilk önce şaşırıyorlar bilmeyenler ama çoğu kişi zaten Ankara Yelken Kulübü'nü tanıyor. Üyelik formları dolduruyoruz. Yetişkin eğitimlerinden bahsediyoruz. Denizlerde, gölde verdiğimiz yetişkin eğitimlerinden. Bu arada biz Ankara Mogan'da yelken eğitimi de veriyoruz yetişkinler için. Zaten arkada da gördüğünüz gibi sporcu filomuz da var. Eski köklü bir kulübüz. Hepinizi Mogan Gölü'ne, Ankara Yelken Kulübü'ne bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. İşte size ikinci el tekne kiralamak isteyenlerin çözüm ortağı. Merhaba, hemen tanıyalım firmayı. Merhabalar, ismim Sezgin. Firmamız Portofino Yatçılık. Türkiye'de ve dünyada ikinci el tekne satış ve kiralama hizmeti veriyoruz. Güzel, arabanın ikinci eli gibi aynen teknenin ikinci eli sanırım sizde. Evet, doğrudur. Müşteriler neler soruyorlar? İlgin nasıl standart? Teşekkürler. Müşterilerimiz genellikle ikinci el bir tekne alırken dikkat edecekleri hususları ağırlıklı olarak soruyorlar. Bizler de bu konuda onlara rehberlik ediyoruz. Başlangıç teknesini alacak kişiler var, daha büyük tekneler almak isteyenler var. Onlara da bu konuda hem seçenekler sunuyoruz hem de pazarın değişen dinamiklerine göre hangi tekneleri tercih etmek gerektiği konusunda bilgilerimizi paylaşıyoruz. Anladığım kadarıyla danışmanlık yapıyorsunuz bir nevi. Çok doğru. Bu işin aracılığını yapıyoruz. Doğru bir şekilde bu ticaretin tamamlanmasını sağlıyoruz. Seçimi konusunda rehberlik ediyoruz. Trendler ne yönde? Onu soralım teknelerde. Tabii. Katamaran tekneler, çok gövdeli tekneler oldukça popüler olmaya başladı. Daha küçük alanlardan daha büyük hacimlerin elde edilmesi sebebiyle insanların katamaranlara doğru bir yönelişi söz konusu. Bunu biraz baskın bir şekilde hissediyoruz. Yeriniz nerede? Onu da soralım. Tabii. İstanbul Maltepe'de ve Göcek'teyiz. Yurt dışında da Londra'dayız. Peki size ulaşmak isteyenler internet sitesinden ulaşacaklarının kadarıyla? Elbette web sitemizden her zaman bizlere ulaşabilirler. Peki teşekkür ederiz. Biz başarılar dileriz. İyi fuarlar, sağ olun. Merhaba. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Merhabalar. Petra Spring yaklaşık olarak 3 yıllık bir şirket. Kuruluş amacı otokokular üretmek. Daha sonra kokuların daha farklı alanlarda muhafaza edilebileceğini düşünerek mekan kokuları da üretmeye başlamış bir şirket. Şu an daha çok Türkiye Cumhuriyetlerine ürünler kavuşuyor. İhracat yapıyorsunuz. Evet. Harika. Türkiye'de lisansa sahip, C belgelerine sahip, ISO belgelerine sahip tek yerli ve milli tek otokokusu. Dünyada bilinen en büyük markadan 30 gün daha fazla kokusu gitmekte. Özellikle de sürüş güvenliği alanında daha çok ürün argesini yapıyor. Yani uzun yolda uykunuz gelmemesi, kazaya sebebiyet vermemesi ya da aracın içine rahatsız olmamanız için. Türkiye'deki şu an tek yerli ve milli oto araç sertifikada. Hemen ürünler hakkında şöyle biraz daha yakından şöyle gösterelim. Şu an 27'ye yakın çeşit ürün var. Meyve, bitki ve parfüm özlü olarak 3 farklı kategoride koku üretimi var. Dünyanın en kaliteli parfüm özlerini kullanıyoruz. Aslında bildiğiniz markaların esansının sadece bir oto kokusuna döküldüğünü düşünün. Ziyaretçiler neler soruyorlar fuarda sizlere? Kokunun süresi, cilde zarar verir mi? Vermiyor bu arada. Burnumu çok rahatsız eder mi? Alerji yapar mı? Evet, baskın mı? Değil mi? Genelde sorular bunlar. Çünkü arabalar zaten evden sonra yaşadığınız en çok zaman geçirdiğiniz ikinci mekanlar. İkinci mini evimiz. Doğru. Harika. Peki kampanya yaptınız mı? Onu da soralım. Şu an fuar özel 50 TL ama sen, normalde standart piyasa fiyatları şu an 100, 150, 200 bandına kadar gidiyor. Harika. Başarılar dileriz. Çok kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Size de. Evet, fuar alanının içerisine girdik arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim içeriği. Üst kat yok, sadece alt katı gezeceğiz. Burası da gayet güzel, serin. Dışarısı çok güneş ve sıcak. Sağ olun.
Merhaba. Merhabalar. Hemen ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. Seabob'lar aslında bizim Award Luxury Toys olarak en çok rağbet gören ürünlerimizden bir tanesi. Seabob'larda 3 farklı model var. Tamamen Alman menşeli olup, %100 Alman olup, dizaynı da Porsche ait olması en büyük, en önemli dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi oluyor. Fiyatları 10.000 Euro'dan başlıyor, 18.000 Euro'ya kadar kullanım süresi ve hızları olarak değişiyor. Bunlar tabii ki kullanıcının hangi amaçla kullandığına göre ve ailenin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğuna göre değişiyor açıkçası. Genelde çok fazla kalabalık olan ailelerde en üst model ve orta model tercih ediliyor. Bunların tercih edilmesinin sebebi de hem daha uzun kullanım sürelerine sahip olması hem de hızlarının bir nevi onlardan diğer alt modellere göre daha hızlı olmasından kaynaklı. En üst modelimizde iki tane kamera var entegre olarak. Birincisi front kamera, bir tanesi de ekranımızın altında selfie kamerası olarak. Siz giderken 4K şekilde çekim yapabiliyor ve uygulama üzerinden de bunları telefonunuza indirebiliyorsunuz. İkinci ürünümüz de lift foil aslında. Lift foilimiz de sudan kesilerek suyun üstüne çıkarak gidiyor. Bu da fiyatı da şu anki fiyatı 17.000 Euro artı KDV'de. 2 saat kullanım süresi var. Tekrardan da 2 saatte şarj oluyor. Full hızı da yaklaşık 21 nat olarak söyleyebiliriz. Bu da daha mı gelişmiş? Yani? Bu da aslında biraz daha hızı kendini ön plana çıkartıyor. Bunun hızı 32 nata kadar çıkabiliyor. Bunun da kullanım süresi 45 ila 1 saat arasında değişiyor ve bu da %100 İsveç menşeli olarak değişiyor. Evet. Bu uçanı aslında, havaya kalkan sörf tahtası olanı bu. Güzel, bu nasıl? Bunun da şöyle aslında, sizin elinizde bir gaz mandalı var. Gaz tetiğine ne kadar fazla basarsanız o kadar havalanmaya başlıyor ve bunu örnek veriyorum ki çocuğunuzla da veyahut da bir hanımefendiyle bile ikilik olarak kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta daha mı gelişmiş var? Arkadaki de aslında deniz bisikleti olarak. Deniz bisikletimiz de... Daha değişik versiyonu. Evet. Bu da aslında tamamen manuel olarak. Bunda herhangi bir elektrik sistemi yok. Bir sporcu müşterimiz yaklaşık bunda 8 kilometre yapabiliyor. Bu da tabii ki yine koy koy gezmek isteyen ailelerimiz için tercih edilen bir ürün. Motor yatlarda özellikle. Onun arkasında da kaydırağımız var. Bu da 2 metrelik slide aslında. Teknelerde, katamaranlarda da. Evet. Güzel. Yani birçok ekipman sunuyorsunuz. Fiyatlar nedir? Onları da soralım. Fiyatları, bisikletin fiyatı 4250 Euro artı KDV'de. Kaydırağımızın fiyatı da 2400 Euro artı KDV'de şu anda. Şu anki Rafa fiyatı. Ya. Evet. İlgi nasıl? Ziyaretçiler neler soruyorlar? Şöyle, en çok sorulan sorulardan bir tanesi Seabob'lar ve arkadaki platform olarak. Arkadaki platform da birçok müşterinin aslında rağbet gösterdiği bir ürün. Çünkü herkes artık teknelerinde ve motor yatlarında ekstra bir alan arıyorlar. Ve bu şişme... Şurada görüyoruz değil mi? Evet. O da aslında havuzu. Teknelerin arkasında havuz niyetine de kullanılabiliyor. İhtiyacınıza göre. Aynen öyle. Peki yurt dışı ihracatı yapıyor musunuz? Bizim aslında ürünlerimiz yurt dışından geliyor. Hepsi ithalatçı olduğumuz için hepsi yurt dışından geliyor. Amerika, İsveç, Almanya, İspanya gibi farklı ülkeler var. Evet, biz distribütör olduğumuz için bizim bütün ülkelerle çalışıyoruz aslında özete gelecek olursak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki Monash Marine yaklaşık olarak bir 10 senelik bir şirkettir. Aslında biz bu işe dedemden başladık ve babama geçti. Babamla birlikte ben devam ettiriyorum bu işi. Harika, üçüncü jenerasyon. Evet. Nereden katılıyorsunuz? İstanbul Kemerburgaz'dan katılıyoruz. Harika, hemen ürünleri anlatmaya başlayalım. Tabii ki de bu görmüş olduğunuz model Sport 330 modelimizdir. Haypolon kumaştır. Arkasına 30 beygir makine takıyoruz Yamaha ile birlikte. Şu an Yamaha ile birlikte almak istediğinizde de fuar özel kampanyamızı 23.000 dolara gelmektedir. Onun dışında Hayfield'in en büyük avantajı şudur diğer markalara göre. Alüminyum taban olduğu için diğer markalara göre hafiftir. Daha hafiftir. Evet. Arkadaki görmüş olduğunuz ürün klasik 3.10 modelimizdir. Daha çok yelkenli tekneleri tercih ettiği bir modeldir. Çünkü toplam ağırlığımız 170 kilodur. Bot motor konsol şeklinde. Bunun dışında fuar özel kampanyamızda 20 beygir Yamaha ile 12.500 dolara gelmektedir. Güzel. Hemen ilerleyelim diye ürünleri de gösterelim. Tabii ki de. Bakın. Gayet güzel anlatıyor arkadaşımız. Bu da Sport 420'dir. Bu da bayağı büyükmüş. Evet, bunun boyu 420'dir. Özel bir renktir. Ivory, kemik rengi diye geçer bu. Bunun arkasına da genelde biz 50, 60, 70 beygir takıyoruz. O müşteriye kalmış bir şey. Bizim şu an fuarda yaptığımız bir takımla birlikte nakliye montajları konuştuğumuzda 60 beygir bir makineyle 29.000 dolarlara gelmektedir.
Fiyatı. Evet. Fiyatı. Fiyatı vermek isterseniz ulaşabilirsiniz firmaya. Bu da klasik 380 modelidir. Bu botumuzu hem konsollu hem de yeke kontrol şekilde iki türlü kullanabilirsiniz. Fuarda bu şekilde yeke kontrolü almak istediğiniz zaman 175 bin TL bir fiyatımız vardır. Bu TL ama. TL evet. Dolar değil. Hemen ilerleyelim. Şimdi geldiğimiz sırada da yine Hi-Fit serisinde. Yani evet, bir elimizde olanları getirdik. Bu da Ultralight serisidir. Ultralight serisi diğer serilerden ayıran en büyük özelliği şudur. Tek cidardır ve hafiftir. Bu botun toplam ağırlığı 34 kilodur. Bunu 34 kilo. 34 kilodur. Aynen öyle. Bunu biz tamamen yelken tekneleri olanlar, iki direk arasına balon mantarıyla alan müşterilerimize öneriyoruz bunu. Bunun da şanfuar özel kampanyasıyla yaklaşık olarak dolar olarak 2650 dolara gelmektedir. TL olarak da 90.000 TL'ye denk gelmektedir. Hemen ilerleyelim. Şimdi farklı bir markaya geçtik. BSC'de Hi-Fit gibi bizim distribütör olduğumuz bir firmadır. Yaklaşık olarak 8-9 senedir bizle beraber olan bir markadır. BSC butik bir İtalyan firması. BSC'nin şöyle bir kuralı var. Yılda diyor 170 tane bot üretirim diyor, 171. üretmem diyor. Çünkü 171 üretirsem kalitem bozulur diyor. Kapasitemin üstüne çıkmam diyor. Ve bu botta BSC'nin en büyük özelliğinden ikincisi de bütün botlarında Hypolon kumaş ve FI kumaş kullanmaktadır. Yani bu ne demek? Hypolon güneşi hiçbir şekilde geçirmez, ısınmaz. Bir de bunun üstüne FI kumaşı yapılıyor. Hiç, yani Hypolon'un üstüne FI dediğimiz zaman hem kaydırmaz oluyor, ıslakken oturduğunuzda yani hiçbir şekilde kaymazsınız. Ayrıca tamamen güneşten ısınmayı kesiyor. Yani üzerinden su, yağmur olsa bile kaymayan bir kumaş. Aynen öyle. İşte o yüzden böyle kaymıyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Bu botun arkasına da genelde 80 veya 100 beygir takıyoruz biz. Bunun da şu an fuara özel fiyatımız da 39 bin euroya geliyor motoruyla beraber. Güzel. Bu bayağı büyük, en büyük sükseli olan ürün değil mi bu da? Evet, fuarın en büyük ürünü bu standımızın. Bu da BSC 650 modelidir. Bu da yine aynı markadır, yine aynı kumaş özelliğindedir. Hype olan FI'dir. Bu botta sadece avantaj olarak birincisi önde ırgat mevcuttur. 6.5 metre bir botta çoğu markada ırgat yoktu. Ama BSC'de ırgat mevcuttur. Onun dışında zemin aydınlatması, işte su tankı, bunların hepsi mevcuttur. Bunun arkasında 200 beygir bir makineyle, Yamaha ile yine. Biz Yamaha bayisi olduğumuz için hep Yamaha fiyatları veriyoruz. Yamaha ile birlikte 85 bin euroya geliyor şu an. Güzel. Son olarak neler söylemek istersin? Peki nasıl ziyaretçiler sizlere neler soruyorlar? Valla şöyle söyleyeyim. Bu fuarda evet katılım iyiydi, kötü değildi. Yani geçen hafta İzmir fuarına göre bir tık daha iyi bir katılım sergilendi. Genelde müşterilerimiz 4 metre 5 metre civarında bot sordu bize. Ondan sonra başta söyleyeceklerimiz bu kadar. Zaten gelip bilip de geliyorlar. Tabii genelde markayı bilip de hem BSC'nin hem Hi-Fi'yi bilen müşteriler zaten daha önce araştırıp da gelen müşterilerimiz oldu. Onun dışında da birazcık da böyle katlanır taban soran müşterilerimiz de oldu tabii ki de. Oo, güzel. Peki teşekkür ederim. Rica başlarım. Ederim ne demek. Sağ olun. İyi günler. Merhabalar. Esmarin Deniz Araçları firmasından Oya Erol ben. Hyper Rip markamızla katıldık biz bu fuara. Hyper Rip markası 3.40 metreden 12 metreye kadar hem kameralı hem kamerasız Rip modelleri olan bir markadır. Ankara'da olmaktan mutluyuz. Fuarda olmaktan mutluyuz. Normalde biz ihracat yapan bir firmayız. Son 20 senedir tamamen ihracata çalışırken ürünün tamamı yerli mi? Evet, yerli. Harika. Biz üreticisiyiz. Harika, evet. Süper. Son 20 yıldır tamamen yurt dışına çalışırken bu sene iç piyasaya da ürünlerimizi sunduk. Onun dışında bana... Yeriniz nerede? Ah, Eskişehir. Organize sanayi... Eskişehir'de yat üretiliyor, yurt dışına Bozkır'ın ihraç ediliyor. Bozkır'ın ortasında... Hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz onu sorayım, en çok merak ettiğim konulardan. Rip teknelerimizi, rip modellerimizi Fransa ve İspanya, başta olmak üzere İtalya'ya da gönderiyoruz.
Ama her ülkeye farklı çalıştığımız Orta modeller Doğu'ya var. Orta Doğu'ya falan var mı? Hollanda'ya slop modelleriyle çalışıyoruz. Orta Doğu'ya henüz yok ama açığız işbirliğine. Şu bence Orta Doğu'ya gider. Onlarda para çok. Değil mi? Evet, açığız. Her dünyanın her yerinden işbirliğine açığız. Hemen diğerlerini de anlatan diğer tamam. iki modeli de var. Onları da gösterelim şöyle arkadaşlar. Bu tekne özellikle göstermek istediğim bir tekne. 8,5 metre boyunda rip bot sınıfında ancak kameralıdır. Dünyada çok az kameralı çalışan rip firması var. Şöyle biz de içini tutalım, gösterelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Yani bir motor yatın bütün konforunu rip botta bulabiliyorsunuz. Güzel. Aynı 8,5 metrenin hardtop açık modeli. Bu bayağı uzunmuş. 12 metre. Git bitmiyor. Evet. Bunun arka kısmı şahane ya, bayıldım. Bu tekne bizim kraliçemiz. Denizlerin kraliçesi. Az önce hanımefendi vardı, burada yatınız varmış, ne iş yapıyorsunuz diye sormuştum, gülmüştü. Yatınız çok güzelmiş, yat ne iş yapıyorsunuz? Evet, anlatalım. Gelmek ister misiniz? Tabii ki, hemen çıkıyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar, şöyle gösterelim. Haber kanalları da bunu çokça haber yapmış, özellikle bu tekneyi. Evet. Haberlerde de göreceksinizdir büyük ihtimal. Evet. Çok, bu da büyüklüğüyle, konforuyla, aynı zamanda fonksiyonelliğiyle gerçekten keyifli bir tekne. Yani şimdi burada barbekü, mangal, her şey yap. Her şey. Mantı bile aç. İsterseniz şöyle tuvalet kabinine de bir girin. Şöyle, burası mı? Burada evet. Aşağıya doğru iniyor. İnmeyeyim. Oldukça geniş, konforlu. Şu alan çok güzel. Değil mi? Evet. Harika. Bu da böyle keyifle kullanacağımız bir alan. Evet, bu gemi hakkında neler söylemek istersiniz? Hemen bilgileri alalım. Keşke benim olsa. Ha, siz satıyorsunuz. Evet. Biz yapıyoruz, satıyoruz. Allah herkese bu tekneyi nasip etsin. Fiyatı ne kadar onu da söyleyelim bari fuar özel ortalama kampanya olarak. Standart donanımlı motor hariç 141.500 eurolardan başlıyor standart donanımlı İçine olarak. İçine eklediğiniz opsiyonlara göre değişiyor arkadaşlar. Değişiyor ve motor hariç. Motorda farklı marka, beygir gücü vesaire ona göre üzerine ilave edilecek. Güzel. İlgi nasıldı? Onu da soralım size. Çok yorgunum şu anda. Çok yoruldunuz. Çok yoruldum. Harika. Peki teşekkür ederiz. Ama yorulmak için gelmiştik zaten. Aynen. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle tekrardan diğer yatlarımızı arkadaşlar tepeden göstermiş olduk. Geldiğinizde canlı görebilirsiniz. Bu arada Mayıs'ın da söylemek istediği bir şeyler güzelim. Var. Söyle güzelim. Hadi bakalım. Evet. Buradaki... buralar yatağa da dönüşebiliyor. Hı hı, beğendin mi? Mesela bu masa inebiliyor, yatağa da dönüşüyor. Kesinlikle. Öyle bir özelliği de var. Oh güzel. Teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hemen tekniği anlatmaya başlayalım. Tabii. Teknemizin boyu 8 metredir. Eni 2.45'tir. Pist su tankımız 110 litredir. Temiz su tankımız yaklaşık 140 litredir. Onun haricinde yakıt tankımız da fiberden yapılıyor. Benzinli makine olduğu için. O da yaklaşık 165 litre. Diğer tanklarımız polietilendir. Siz tekneyi üretiyorsunuz anladığım kadarıyla. Biz tekneyi üretiyoruz. Üretiyorsunuz, evet. Yerli. Ben 14 yıldır bu sektördeyim. Eski ahşap tekne üreticisiyiz normalde. İzmir'de yapıyoruz bu işi. Güzel, harika. Teknemizin yüzeyi jelkottur. Kesinlikle boya yoktur. Alt fiber kalınlığımız 45 kattır. Üst fiber kalınlığımız, bordo kısmı da yaklaşık 12 kattır. Tamperli camlarımız, krom camlarımız, kromlarımız, kornamız vesaire standart donanım özellikleriyle normalde piyasadaki standart teknelere nazaran daha dolu bir teknedir. Evet. İhracat yapıyor musunuz onu da sorayım. İhracat yapmıyoruz, daha yapmadık. Ama Türkiye genelinde ve iş pazarda tabii ki biraz daha rağbet gördüğümüz için
içeriden dışarıda yönleneceğiz. Müşteriler ne soruyor, ziyaretçiler neler soruyorlar fuarda? Ziyaretçilerimizin istediği tek şey şu, teknede rahat edelim, iç havuzluk büyük olsun. Bizim teknemizin de avantajı şu, iç yaşam alanı, arka havuzluk, önden arkaya uzun ve daha ferah olduğu için arkada 6 kişinin yatabileceği, oturabileceği, yemek yiyebileceği bir alana sahip. Aynı zamanda da 1,5 metre mutfak tezgahımız var. Saklama alanları, krom ocağı, 90 litre marin buzdolabı. Bu gibi aksesuarlar müşterilerimizi tabii avantajlı duruma sokuyor. İçeri de hemen şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Tabii. Gayet merak ettim. Arkadaşlar teknenin üzerine çıktık. Şimdi size hemen göstereceğiz. Bakın motoru burada. Kocaman devasa. Motor fiyatlara dahil mi? Ekstradan opsiyonel olarak ekliyor musunuz? Motoru ekstra olarak opsiyonel ekliyoruz. Çünkü marka ve model grubuna isteyebiliyorlar, değiştirebiliyorlar. Tabii. Fiyat değiştiği için eklemiyorlar. Gösteriyor. Sonrasında evet. Onun haricinde dediğim gibi oturma grubumuz burada. Masamız açılır katlanabilir. Aynı zamanda sökülebilir. Hı-hı. Burada saklama alanlarımız mevcut. Döşemelerimizin altı Pfeiffer'lıdır. Dolum ağızlarımız burada. Yakıt dolum ağızlarımız. Kromdur onlar. Güzel. Mutfak tezgahımız bu şekilde. Mümkün olduğunca her alanı kullanabiliyorlar. Evet. Güzel. İstemediğimizde bunu kapatabiliyoruz. Burada krom kilitli kapağımız var. Buzdolabı da var. 90 litre orijinal marindir. Peki elektriğini mazotla sağlıyor? Elektriğini aküden alıyoruz. 12 volt olduğu için aküden alıyoruz. Güneş enerjisi de var mı bunda? Güneş enerjisi de var. Güneş panelimiz de burada mevcut. Standartta buradaki bütün paket mevcut. Bütün harika özelliklerimiz mevcut. İçeriye de giriyoruz tabii şimdi. İçeride neler varmış? Cihaz da bu şekilde arkadaşlar. Bir tarafta lavabolar vardı, bir tarafta değil mi, öyle mi? Evet. Hop girdik içeriye. Sol tarafta oturabilirsiniz. Güzel. Alt kapıyı açayım ben. Evet, şöyle ilerliyoruz. Hoppa. Evet, burası lavabo ve tuvalet olarak diğer taraf. Duş imkanı da mevcut. Diğer tarafta saklama alanı. Burası galiba da gardırobumuz. Artık karavan fuarlarının arkadaşlar biliyoruz. Alan evet çok dar olduğu için burada bu şekilde. Ama gayet dış alanı kullandıkları için genellikle evet değil mi? Evet. O şekilde. Gayet kullanışlı. Merak edenler çok daha fazla yapay inceleyebilirler. Nedir? Yapay tikler ekstra donanıma girer. Hı hı. Burada gömme kilitlerimiz mevcut. İç hacim mi var buranın altında? İç hacim depolarımız var. Burada polietilen depolar var burada. Hı hı. Yakıt ve su depoları. Akü kısmımız gayet bu güzel taraftadır. Bir de teknemizdeki en önemli husus şunu göstermek isterim. Bilirsiniz ki teknelerde elektrik sistemi çok önemli. Tabii canım, aynı. Yani burada yapılan elektrik işçiliği tam anlamıyla Profesyonel lehimli papuçlu marin kablolardan yapılmış bir elektrik sistemi var. Şöyle göstereyim. İşçilik iyi olması lazım yağmurda, dalgada tabii falan değil mi? Bütün kabloların üzerinde isimlikler mevcut. Bakalım şöyle gösterelim. Evet, şöyle. Hangisinin işe yaradığını tabii gösteriyor tek tek. Güzel. Tek tek. Bu da ne kadar tiz çalışıldığını gösteriyor arkadaşlar. Doğru değil mi? Bu kısımda da invertörümüz var. Koltuğumuz bu şekilde şöyle katlanıyor. Çeviriyoruz. Evet. 220 invertör sistemimizi bu şekilde buraya gizlemiş bulunuyoruz. Rutubet nemden koruyoruz. Güzel. Elektrik sistemi ve boş şalterimiz de burada. Vallahi bayağı bayağı gösterdi. Uzman kendi yapınca değil mi? Evet. Göstermiş oluyor. Ön tarafa da şu yandan doğru yandan çıkılıyor. Şöyle evet gösteririm. Zaten çıkmaya gerek yok. Hı-hı. Buradan bu şekilde çıkılıyor. Güzel. Beğendim. Yerli olmasına da sevindim. Yurt dışına da artık ihracat yapın da birazcık döviz girdisi olsun diyoruz. Evet, evet, en yakın inşallah zamanda. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Gezmeye devam ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen bilgi alalım firma hakkında ve ürünler hakkında. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz Ardor olarak 4 marka sahibiyiz. 3 tane distribütörlüğümüz var. Avrupa'dan getirdiğimiz markalarımız. Bir de yerli ürettiğimiz işlerinden Octopus markamız var. Ankara'ya şu an 3 markamızla geldik. İtalyan Runcraft, bu gördüğünüz Octopus'lar Pilot House diye geçer. Hı hı. Pilot House modelimizden 2 tane getirdik. Şöyle devam edelim. 47 diye geçen 470 modelimiz. Gayet bunlar güzel da ve şirin. Teşekkürler. Genelde Ankara insanımız da aynı şeyi söyledi. İyi ki gelmişiz diyoruz Ankara'ya. Bu en ekonomik modelimiz, genelde denizciliğe başlamak isteyenlerin seçtiği, hı hı, gayet keyifli bir tekne. Bu gördüğümüz mavi
modelimizde. Fiyatları da söyleyelim, kampanyada bilsinler, az çok fikir sahibi olurlar. Olur, peki. Biz Ankara'ya özel oldukça fiyatlarımızı minimize ederekten 243.000 TL'ye tekneyi standart TL'ye donanımla. TL'ye çevirmişsiniz, dolar da değil yani. Evet, evet. Yani euro esasında ister istemez rekabetçi olabilmek adına piyasada. Bu gördüğümüz haliyle standart donanım bir teknedir. Okto 47. Runcraft İtalyan distribütörü olduğumuz markanın çok özel, çok şık, sınırlı sayıda üretilen şımarık bir teknesidir. 7 kişilik lisansa sahiptir. 115 beygir Suzuki motorla 36.500 euroya Ankaralı sevenleriyle buluştu. Tentesi bile var üstünde arkadaşlar. Evet, tentesi, yakıt tankı, duşu, müzik sistemi ve birçok daha işte kapatma brandası vesaire gibi aksesuarlara sahip. Opsiyonlar eklenebiliyor. Tabii aynen. Bence bu taraftan gelin. İlerleyelim. Eşsiz bir roll bar'a sahiptir. Çift roll bar'la hem şık hem fonksiyonel olarak bir anlam biçimi bulunduruyor. Dahili olarak üzerinde projektörleri vardır. Seyir fenerleri dışında. El işlemesi, döşemeleri vardır. Fener birçoğunda hiç karşılaşmadım sanki. Sizinki bu özel gibi. Evet evet, özel. Zaten yeri de farkındaysanız kalıpta araba tarifli. Araba feneri gibi aynen. Tabii tabii. Bunlar yanaşma ve at çek zamanlarında açılır. Çarpışması çok, falan. Evet, çok özel bir hull dizaynı vardır. Türkçe olarak söylemek gerekirse karina yapısında step dediğimiz bir basamak vardır. Hem yakıt ekonomisi hem de bir sürat kazanabilmesi için tekne için önemli bir unsurdur. Harika. Bizim amiral gemilerimizden ve en çok sattığımız bayağı büyük markalarımızdan bir tanesi Atlantic Marine'dir. Atlantic Marine ise Polonya'nın kuzey bölgesinde üretilen çok şık bir, çok kaliteli, işçiliğiyle ayırt edici yapıya sahiptir. Buraya iki tane modeliyle gelebildik. Bir de diğeri öbür tarafta. 7 farklı modelini getiriyoruz. Bundan yani Ankara Fuarı öncesinde İzmir Fuarı'nda elimizdeki stokları tamamıyla bitirdiğimiz için müşterilerimizden bir buçuk yıllık kullanıcılardan rica ederek getirdiğimiz modellerle Ankaralı tekne severlere bu modellerden de siparişler aldık. Diğer model bunun, de burada. Evet, bu model daha çok balıkçıların tercih ettiği. Kabin istemeyen, yatma kabini istemeyenlerin tercih edeceği 750 modeli. Tam boyumuz 770'tir. Hepsi infüzyonla üretilen son teknoloji ve titizliğiyle bakın şurada ışık girmesi öne çıkıyor. İçin bölümler de yapmışlar. Güzel. Evet, bu da 730 modelimiz. Avrupa ve Amerika teknelerinin biçimsel yapısının harmanlanmış halini tek görebileceğiniz markadır Atlantic Marine. Güzel. Bunlarla ilgili başka ne olarak söyleyebilirim? Bunları da sergilemişsiniz. Satıyor musunuz? Bunlarla mı distribütörsünüz? Evet. Veç markası da İzmir üretimi. Türkiye'nin gururu. Çok şık, iddialı çapalar yapıyor. Çok başarılı. Özellikle yelkenciler ve motor yat kullananların sıkıntı yaşamadan geceye geçirecekleri koylarda tek yardımcısı çapalardır. Dolayısıyla bunda anlatacak aslında birçok şey var. Kendine özel patentli, şöyle göstereyim, fır döndü tasarımları vardır. Hem bir bütünsel form oluşturur hem de çapanın en doğru şekilde çalışmasını sağlar. İşte dediğim gibi teknelerinizde şu an bunu kullanıyor musunuz? Teknelerimizi müşterilerimize öneriyoruz ama müşterilerimiz bütçesi dahilinde bunlardan daha ekonomik piyasa ürünleri dediğimiz bazı çapalar var. Onları da tercih edebiliyor ama hem şık hem işlevsel olarak teknelerimizin kalitesine en uyumlu yerli çapalarımız. Güzel performans gösterecek ürünler. Kesinlikle. Ürünü. Kesinlikle ve dediğim gibi ihracat olan da bir ürün. Nereleri ihraç ediyorlar çapayı? Biz de ilk bayilerinden birisiyiz. Dünyanın birçok ülkesine. Güzel. Türkiye'de üretiliyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Harika. Evet. İzmir menşei bir markadır. Dediğim gibi biz de yaklaşık 5 yıldır bayileni yapıyoruz. Hı hı. Onun dışında ne söyleyebilirim? İşte römorklarda taşıyabileceğimiz büyüklükteki tekneleri satıyoruz biz. Hem yeni başlayandan profesyonel bir balıkçı ya da hafta sonunu cumadan pazara kadar bağlayabilecek yaşam tarzına sahip insanlara hitap ediyoruz. İçinde, peki tekne kiralıyor musunuz? Onu da sorayım. O şimdi farklı bir sektör olduğu için yani oto kiralamayla düşünürseniz ya da evini günlük vesaire kiralayan
otel gibi değil, işte bizimki hobi gibi. O farklı bir profesyonellik. Hem de yatırım gibi. Tabii. Yani şu an hedeflerimiz arasında yok. Biz sadece satma ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Dolayısıyla ama kendi bizim teknelerimizden birkaç tane alıp onların kiralama, günlük kiralama gibi ticaret modelini uygulayan müşterilerimiz var. Örneğin Ankara'da iç sularda az önce gösterdiğim Octopus markasında bunun ticaretini yapan insanlarla tanıştık. Henüz satışımız gerçekleşmedi. Muhtemelen yarın el sıkışacağız. Ama o ayrı bir kulvar, bizimki ayrı bir kulvar. Ziyaretçiler fuarda en çok sizlere neler soruyorlar? Son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. İlk etapta genelde bayanların dikkat çektiği tuvaletiniz var mı? Kapalı mı? Mutfak ocağı sorarlar. Üretim yerini sorarlar. Şimdi özellikle Atlantic Marine işçiliği çok ciddi kaliteli olduğu için yerli olduğunu düşünüp onu sorarlar. İşte römorkta taşıyabilir miyim? Artı bir saatte, bir günde ne kadar yakıt tüketirim gibi bizim ekonomik şartlarımızı düşündürten şeyler soruyorlar. Bu konuda da tabii bizim tüm teknelerimizin altyapısının, yani hidrodinamik tasarımının diyeyim, sürtünme katsayısı çok düşük olduğu için hem hesaplı motorlar, yani düşük HP'ye sahip motorları entegre edebildiğimizden hem alımı hem işletme maliyeti oldukça düşük oluyor. Buna benzer konular üzerine genelde istişare ediyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Gezmeye devam ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Fuarın en uzun yatı galiba anladığım kadarıyla. Evet, Ankara Fuarı'ndaki şu an en büyük teknelerden biri bu. Hemen anlatalım, firma hakkında da bilgi alalım. Waybreaker markası Bahreyn üretimi bir marka. Biz Türkiye distribütörüyüz bu markanın. Hı. 365 ve 310 olmak üzere iki tane modelimiz mevcut bu fuarda. 365 modelimizde iki tane 300 beygirlik Suzuki motor var. 50 knot hıza kadar ulaşabilmekte ve 10 kişilik kapasiteye sahip. Günlük turlarda 10 kişiyle rahatlıkla seyir yapabiliyorsunuz. Tur yapmak isteyenlerin kullanabileceği şekilde. Evet. Yeriniz nerede? İzmir mi? Biz normalde İstanbul merkezli bir firmayız. İstanbul Kartal'da ofisimiz. Bu teknelerin de Türkiye distribütörüyüz aynı zamanda. Ziyaretçiler neler soruyorlar sizlere en çok? Ziyaretçiler genel olarak yakıt tüketimi ve kişi kapasitesi hakkında daha çok merak ettikleri sorular oluyor. Hı. Ama genel hatlarıyla beğenildiğini söyleyebilirim. Aynen, uzay gemisi gibi arkadaşlar, başının sonunu görünceye kadar insanın aklı başından evet. Gidiyor değil mi? Evet, bu modelimizde bir tane kabin de mevcut. İçeride çift kişilik yatağı, hı-hı, duşu ve tuvaleti de var. Diğer kabinimizde sadece duş ve tuvalet mevcut. Benim merak ettiğim bir soru daha var. Bu yatı buraya nasıl getirdiniz, zor olmadı mı? Yok, bu tekneler tırlarla geliyor buraya. İstanbul'dan yüklendi zaten. İstanbul'da marinada normalde konaklıyor. Denizde sergilediğimiz bir tekne. Tırlarla zaten bir gün içerisinde geliyor. Tık 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 taşınıyor, gidiyor aynı şekilde. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar teşekkür dileriz. Ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar, bakın, Artbot Fuarı'ndayız. Takipçilerimizle karşılaştık. Davetiye istemişlerdi, göndermiştik. Evet. Nereden tanıyorsunuz bizi? Instagram'dan mı? Instagram'dan gördüm sizi. Harika. Daha önceden zaten karavan fuarlarında, ilk karavan fuarında gördüm sizi. Oradan takip ediyorum. Takip ediyorsunuz. Evet. Nereden? Instagram mı? Instagram, YouTube. Güzel. Videoları beğenip paylaşın, yorum yapın, etkileşim olsun. Aynen, paylaşıyoruz. Güzel. İzliyoruz. Dikkatinizi çekti mi? Nasıl? Zaten fuarlar, genellikle bütün fuarlarda görüyorum ben sizi. Aynen. Her fuarda sizi görüyoruz. Teşekkürler. Nasıl buldunuz yat fuarını? Yat fuarı... Daha önce de Ankara'da var mıydı bilmiyorum da. Çok eskiden varmış, ben bile yokmuşum. Ben yakın zamanda hatırlamıyorum. Yok. Çok güzel yani, yatlar müthiş. 10-15 yıl önce yapılmış. Karavan fuarını falan da gezdiniz. Karavan fuarını bayağı gezdim. Var mı, almayı düşünüyor musunuz? Neler dikkatinizi çekti? Karavan fuarı hani daha doğrusu geçen ay oldu işte, geçenlerde oldu. Mesela karavan fuarı dediğim gibi çok çeşit vardı. Geçen çok firma vardı. Güzel çok karavanlar vardı. Evet. Hepsinin de videolarını çektim ben. Yani yakından inceledim. Unuttuklarınızda bizden bakarsınız. Biz de aynen, bayağı çektik. Aynen, yaparız. Nasıl buldunuz yat fuarını? Tekrar sorayım size. Hoşunuza gitti yat mi? Yat fuarı müthiş.
hani buraya gelmek için bayağı plan yaptım aksilik çıkmasın diye. Çıkmadan da geldik. Şimdi bizim de YouTube kanalımız var da hani takipçimiz az şimdilik. Söyleyin adını. YouTube kanalımız Hakan Abay. Hani videoya yorum yapsın abi, oradan ulaşsınlar. Tamam. Hakan Abay YouTube kanalımızın adı. Genellikle ben de hani karavan videoları çekiyorum. Var mı hani, karavanınız? Karavanımız yok. Hani tamam, karavan derken şöyle hani fuardan çektiğimiz karavanlar. Onları çektik. Bugün de tekneleri çekelim dedik. Güzel. Onları da yayınlayalım. Kanalımızda bir yani. Köşede yayınlansın o da. Peki teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Takip için el sallıyoruz kameraya. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın size iki tane harika yatı göstereceğim. Hanımefendi bize şimdi hızlıca anlatacak. Merhaba, firma hakkında bilgi alabilir miyiz? Merhaba, Anfa Fuarı'na geldik. İki modelimizle katılım sağladık. 795 RS ve 666 Atak modelimizle Center Console. Bu çok güzelmiş mavi olan ya. Hoşuma gitti gerçekten. Teşekkür ederiz. Özellikleri nelerdir bunun? Tabii iki tane canlı yaşatma divarımız var. 80-80-160 litre. Konsol altında ocak lavabomuz var. İsteğe bağlı buzdolabı ekleyebiliyoruz. Güzel. Yine konsolda kaptan yerinin altında kapalı elektrikli tuvaletimiz var. Ön kısmında U şeklinde oturma grubumuz. İsteğe bağlı da masamız var. Teleskobik şeklindedir. Açılır zaten. Açılır, gayet kapanır. Evet. Oluyor. Elektrikli ırgatımız var. 2.85 genişlik, sınıfının en geniş teknesidir. Roll barımız var. Yine balık tutucular, gömme olarak. Evet. Güzel. Fiyata şey dahil mi? Genelde motor dahil olmuyor değil evet, mi? Evet, harici. 30 bin euro şu an fiyatımız. Güzel. Yeriniz nerede? İzmir'de. İzmir'de ne kadar çok varmış. Hemen bir diğer modeli de göstereyim arkadaşlar. Burada değil mi? Evet. Hemen içinde göstereyim. 7.95 RS modelimiz. Bu da çok güzelmiş ya. Ufak tefek ama gayet güzel değil mi? Evet. Konforlu. İki kişinin yatabileceği bey şeklinde. Aa bir dakika arkadaşlar, bunda çift şey var değil evet, mi? Evet, evet. İsteğe bağlı var. Opsiyon olarak yapabiliyoruz. Niye böyle bir şey gerek koymuşlar ki? Balıkta özellikle, balık avında çok hem manevrada hem sırtıda O yüzden. Çok evet. Bakın kullanışlı içeri oluyor. Doğru gidince bir basamak aşağı iniyor ve burası çok güzelmiş ya. Evet. Ocak mocak o. Harika. Ocağımız, lavabomuz, 90 litre buzdolabımız. Oo güzel. Yan tarafta raflar. Bu nedir? Evet. O şey hoparlör. Marine hoparlör. Güzel. Evet. Harika. Buradan da aşağıya mı iniyoruz? Evet. Vay be. Ama cama kendine bakıyor. Kabinimiz var. Oo. Disko gibi içerisi. Harika. Sağ tarafta elektrikli kapalı tuvaletimiz mevcut. Yan tarafta yatak zaten. Altları depolama alanı. Güzel. Daha ne olsun? Burada da radarımız var. Değil mi? Ekranımız var. Balık bulucumuz. Evet. Güzel. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı da 60 bin euro. Neden soruyor ziyaretçiler en çok sizlere bu modellerle ilgili? Nasıl? Bu modellerle ilgili ziyaretçiler neler soruyorlar? Neler soruyorlar? Kullanım amacına göre. Balıkçılık, keyif, aile. Hepsini barındıran bir tekne aslında. Amaca sadece yönelik. Sadece fiyatlarınızı belirleyeceksiniz, ihtiyaçlarınızı belirleyeceksiniz. Tabii. Gelip yaptıracaksınız. İstediğiniz opsiyon ekleniyor arkadaşlar. Tabii gayet ki de. Güzel. Sınırsız. Hoşuma gitti. Turuncu en sevdiğim renklerden birisi. Renk gayet yine güzel. İstediğiniz gibi dizayn yapabiliriz. Açılır öyle kapanır. Yandı. Özellikle balıkçıların istediği. Hı. Avlanma sırasında dizi dayayabileceği şey. Düşmesin diye. Tabii tabii. Destek evet. Amaçlı. Evet. Sizin şu hoşuma gitti. Evet. Çok genişmiş. Çok ya geniş. Bazısı tek şey, ipin üzerine yürürmüş gibi ya. Evet. Bayağı geniş. Güzel yapmışlar. Beğendim. Hoşuma gitti. En çok da çift olmasın. Bakalım şöyle ilerleyelim olmazsa. Tabii buyurun. Evet. Evet, evet, evet. Evet, geldik İki arkadaşlar. İki kişinin çok rahat hoppa güneşlenme yapabileceği bir alan. İşte teknenin tepesine çıktık sonunda. Harika. Havalandırmaları falan da var, şeyleri tabii, var. Tabii tabii, hatchlerimiz var. Yan kornası mı şu da? Evet, havalı harika. Kornamız. Harika. Bakın diğer yatında buradan üstten görünüşü bu şekilde. Evet, geldiğinizde çok daha fazla bilgiyi hanımefendiden alabilirsiniz firmadan. Arkadaşlar Fix Marina'nın standındayız. Beyefendi bize şimdi hemen firma hakkında ve hizmetler hakkında bilgi verecek. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hemen bilgileri almaya başlayalım. 2021 yılında kurulduğumuz bir şirket. Ortadan konsollu iki adet modelimiz var. Biri 4.95, biri 6.70 olarak. Bu fuarda 6.70 modelimizi sergiliyoruz. Güzel. Spor balıkçılık, gezi yapmak isteyen müşterilerimize göre teknemizi konfigüre edebiliyoruz. Bu teknemiz. Siz üretiyorsunuz bunu. Tabii tabii, üreticiyiz. Güzel, harika, Bodrum yerli. Bodrum Mumcular'dayız. Güzel. Üretimimiz orada. Hemen anlatalım diğer teknik özelliklerini. Şöyle yakından tabii gösterelim. Tabii ki 670
teknemizin boyu. 2.70 genişliği var. Bayağı da uzun bir inşimiz değil mi? Bayağı evet. Boyut olarak güzel. Dengeli ve sağlam bir tekne yapmaya çalıştık. Hı. Dediğim gibi spor balıkçıların tercih ettiği bir tekne. Ziyaretçiler sizlere neler soruyor tekneyle ilgili? Tekneyle ilgili kullandığımız malzemeleri soruyorlar genelde. Krom olarak 304 mü, 316 mı kullanıyorsunuz? O her şeyi soruyorlar teknik yani. Soruyorlar, evet. Güzel. Fiyat nedir onu da söyleyelim. Fiyatımız fuara özel 750 bin lira. TL'ye çevirmişsiniz. Evet. Güzel. Evet, bir de arkadaşlar en çok sorulanlardan birisi de teknenin motoru değil mi? Motor fiyata dahil mi, hariç mi onu Yok, soralım. Yok, motor hariç. Motor isterseniz değiştirebiliyorsun. Bunun motoru bayağı büyükmüş sanki. Evet, bu 250 beygir. Dev bir şey. Önerdiğimiz motor aralığı da 150 beygir ile 300 beygir arası. Yurt dışı ihracat yapmayı planlıyor musunuz? Evet, planlıyoruz. Nereleri düşünüyorsunuz? Şu anda Hollanda ile bir görüşmelerimiz sürüyor. Güzel, harika. Arap ülkeleriyle de görüşmelerimiz sürüyor. Harika. Kalite olarak bayağı güzel yapıldığı için, fiyat ekonomik olduğu için galiba bayağı talep görüyor evet, kadarıyla. Evet, taleplerimiz iyi yönde. Daha fazlası arkadaşlar Fix Marina'nın Instagram ve sosyal medya hesaplarında, web Bekleriz. Sitesinde herkesi bekliyorlar. Fuar özel fiyatı 750 bin TL artı KDV'ymiş diyoruz. Firmaya başarılar diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Firmamız ERC Yat olarak Balıkesir Burhaniye'de hizmet vermekte. Tekne ve motor yat imalatı yapıyoruz. Harika. 9 metre ve 10 metre olarak iki tane modelimiz var. Şu an Türkiye denizlerinde ve Amerika Balkanlarda teknelerimiz mevcut. Ürünlerimize içten ve dıştan motor yapabiliyoruz. 40 knotlara kadar hızlara çıkabiliyoruz. İstanbul, İzmir ve şimdi de Ankara'dayız fuarlarda. Kısmet olursa yurt dışındaki fuarlarda da yerimizi alacağız. Harika. Peki yurt dışı ihracatınız var mı? Sadece iç piyasaya mı yönelik Tabii yapıyorsunuz? Tabii ki Amerika'ya tekneler gönderiyoruz. Balkanlara da gönderiyoruz. Şimdi kısmetse Cannes'da bir organizasyonumuz var. Hı hı. Bir sonraki kısmet orada inşallah. Cannes dediğimiz şu film festivalinin olduğu yer değil mi? Evet, orası. Değil mi? Güzel. Peki dönüşler nasıl oluyor, geri dönüşler? Onları da soralım. Geri dönüşler harika. Zaten harika olmasa, memnun olmasalar geri dönüş olmaz. Kalite güzel. Kaliteyle ilgili sıkıntımız yok. CE belgesi olduğu için bütün ülkelere satış yapabiliyoruz. Fuarda ilgi nasıl burada? Hemen onu da soralım sizlere. Burada açıkçası biz beklediğimiz performansı bulamadık Ankara ile ilgili. Başkent olarak daha çok yoğun ilgi bekliyorduk. Biraz sakin. Için, evet. İlk defa olduğu için olabilir. Alışacaktır Ankaralılar da buna. Yarın gelirler pazar günü herkes. Evet, piknik havasında inşallah gelirler. Aynen o şekilde oluyor genelde. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Rica Kolay ederiz. Gelsin başarılar. Eskişehir. Biz Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği olarak Ankara'ya, Borçova desteklerimiz ve katkılarımız için geldik. Bugün 4. günümüz, yarın son gün. Ankaralı deniz severlerden, doğa severlerden, özellikle çocuklardan gördüğümüz ilgiden mutluyuz. Keyifli bir fuar oldu, keyifli bir fuar organizasyonu oldu. Bize gelen, katılan, ziyaret eden, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın, sağ olun var. Merhaba. Merhabalar. Hemen firma hakkında bilgi alalım sizden. Biz Blue Line Dalış Okulu'yuz. Ankara'da dalış eğitimleri veriyoruz. Ankara'da? Evet, Ankara'da. Harika. Ankara firmalarını destekleyelim, biraz da anlatalım. Evet, buyurun. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada suyun altını vaat ediyoruz. Suyun altına götürüyoruz. Mükemmel güzellikleri gösteriyoruz. 10 saat teori eğitimimiz oluyor. Daha sonra hafta sonu turlarımızla birlikte deniz kenarına gidiyoruz. Eğitimlerimizi denize devam edip ve orada tamamlıyoruz. Bunun sonucunda kişilere dünyanın her yerinde 18 metreye dalabilecekleri bir büreve sahibi yapıyoruz. Güzel. İlgi nasıl? Neler soruyorlar ziyaretçiler sizlere? İlgiden çok memnunuz. İnsanlar merak ediyor. Yani suyun üstü kadar altı da güzel, bizce daha güzel. Keşfedilmesi gerekiyor. Evet, evet. Birçok kişi Ankara'da böyle bir hizmetin varlığından haberdar değildi. Onları haberdar ettik, süreç hakkında bilgilendirdik. Biz fuar anlamında memnunuz. Peki, teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz, sağ olun.
Fuar alanından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Böylelikle fuarın daha sonuna gelmiş olduk. Dördüncü gününde Art Boss Show Ankara sizleri bekliyor arkadaşlar. Kaçıranlar neler kaçırdıklarını YouTube videolarımızda izleyebilirler. Videolarımızı beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz. Yorum yaparak da bize destek olabilirsiniz. Katıl butonumuz var. Ayda 2,5 TL'ye bize destek olabileceğinizi ben hatırlatalım. Veya süper teşekkürler ve alt kısımda videonun alt çıkma kısmında oradan da bize hediye gönderebilirsiniz diyoruz. Başkent Ankara'dan selam. Bizi Instagram'dan takip etmeye devam. 20 lira.